Kadık, bütün o telefon konuşmaları, o mesajlar, evden gece vakti çıkmalar hepsi babammış. Babam anlattı. Yoksa hayatta inanmazdım. O da biliyorsun yalan söyleyemez yani. Ben sana ne dedim? Hı? Fatih seni aldatmaz dedim. Ah canım ya. Nasıl da masum masum reis babacının peşinden koşturuyormuş ya. Utan azıcık, utan. Dur bakalım, daha o kadar kolay değil. Kolye mevzusu hala muallak biliyorsun. Zeynep. Ya kızım, senin etrafında iki tane Brezilya dizisi karakteri dolaşıyor. Sen hala bunun farkında değil misin ya? Kızım bunlar saf oksijeni bile entrikaya çevirme potansiyeline sahipler ya. Öyle de ben de kafamda kurup duruyorum, ne yapayım? Kurma kurma. Bana bak. Sen artık böyle şeyleri kendine dert etme, düşünme bunları. Kendine odaklan. Ailene odaklan. Git bir iş bul, çalış. Bak o evde de çok durma. Vallahi bunlar seni entrikayla öldürürler ha. Benden söylemesi. Haklısın galiba. Neyse Fadik'cim, kapatmam lazım benim. Görüşürüz sonra. Bay bay. Kiminle konuşuyordun sen? Niye ben gelince telefonu kapattın? Ne oluyor? Fadik'le konuşuyordum Fatih. Konuştuklarımız bitti, o yüzden kapattım. Şaka yapıyordum canım. Sen de beni sorguluyordun ya. Çok Zeynep, neyin var senin yine? Ha, o kolye mevzusuysa ben onu çözeceğim sana. Söz verdim. Ne kolyesi be? Benim hayatımdaki bütün problemler seninle mi ilgili olmalı Fatih? Ha? Benim hayatım senden mi ibaret? Her şey sen misin? Ertan mı? Ne Ertan'ı? Ne bileyim. Ağzından yel alsın. Benim derdim kendimle. Ya öylece evde oturup duruyorum. Yaptığım hiçbir şey yok. Kıyamam ben sana. Ne yapmak istiyorsun? Söyle bakalım. Bilmiyorum. Ama evde oturdukça da saçma sapan şeylere sarıp duruyorum. Hı. Acaba diyorum Meryem Hanım'ın iş teklifini kabul etsem. Yok. Meryem yok. Meryem yok. Babaannemi duydun işte, ne dedi? Bu benim kararım Fatih. Tamam, senin hayatın, senin kararın, sonucuna razısın. Ama yani bak, hem babaannem istemiyor hem de... Hem de kim? Ben. Ben razı değilim. Ya Zeynep, gel bizim şirkette çalış işte. Ay yok. Zaten sürekli dip dibeyiz. Bir de orada mıç, ben hiç sevmem öyle şeyleri. Tamam, Meryem Hanım olmaz ama. Ben Gülsüm Sultan'ı ikna ederim, git gelin. Sen merak etme. Zeynep... Gülsüm Sultan'ı ikna edersin de ben reis babamı nasıl ikna edeceğim? Zeynep! Ha? Uzun mu işin? Haliyle Fatih, bütün gün evin dışındaydık. Ha iyi. O zaman uzun uzun düşünürsün bu Meryem Hanım mevzusunu, ha? Fatih ya, sen böyle rahatlatıcı bir müzik açsana. Ne yapayım? Ya müzik aç, müzik ses olsun. Ha sen... Bu yarım kalan mevzumuz için... Tamam, ben açıyorum hemen şimdi müzik. Sen o zaman düşünme Meryem Hanım. Çık hemen, kısa kes, tamam? Aferin Fehmi. Mukaddes'e uymadın. Evladının kararına saygı duydun. Aferin. Ne yapsaydım anne? Bıraksaydım da Fatih gibi Amerika'ya mı kaçsaydı? Bak çocuk, Zeynep'e aşık olduğunu bize söyleyememiş. Ta Amerika'ya kaçtı. Bundan ders almana memnun oldum. Keşke karın da bunlardan ders alsa. Ama umrunda değil. Anne, ben bir karar verdim. Bundan sonra Selin'in üzerinde hiçbir biçimde baskı kurmayacağım. Hem Orhan da fena çocuk değil. Çok sevimli bir kere. Selin'i sevdiği de aşikar. Yoksa bana bu kadar direnebilir miydi? Haklısın. Çocuğa çok çektirdin. Kız babası olmak zor iş anne. Şimdi Şevket Bey'i daha iyi anlıyorsundur herhalde. Yok, o kadar da değil. Günaydın. Günaydın.
Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye Selim'i de getirdim. Ah, balım, bal gelmiş buraya. Balım benim. Babaannesinin bir tanecik paşası bu. Hoş gelmiş bir tanecim. Aslında ben sizinle bir konuyla ilgili konuşmak için gelmiştim. Konuşalım yavrum. Ben çok düşündüm. Bir karar verdim. Meryem Hanım'ın iş teklifini kabul etmek istiyorum. Yani biliyorum bu sizi biraz rahatsız edecek. Ama bu benim kendi ayaklarım üzerinde durabilmem için çok büyük bir fırsat. En azından bir deneyeyim diyorum. Çalışmak istiyorsan eğer bizim... Yok, o konuyu biz Fatih'le de konuştuk. Şimdi öyle bir durum bizim ilişkimiz için sağlıklı olmayabilir. Yani Meryem Hanım'ın teklifi çok değerli benim için. Kaçırmayayım bu fırsatı diyorum. Ne diyeyim? Sen kararını vermişsin. Peki. Hayırlı olsun. Gülsüm Hanım, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Gerçekten çok teşekkür ederim. O zaman ben Selim'i size vereyim. Gel bakayım paşam. Gidip birkaç işimi halledeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok. Ah, bakayım. Meryem Hanım, bir misafiriniz var. Bu saatte bir randevum olduğunu hatırlamıyorum. Şu an meşgul olduğumu söyleyin lütfen. Efendim, söyledim kendilerine ama Zeynep derseniz. Zeynep mi? Derhal içeriye al, bekletme. Peki. Zeynep Hanım, buyurun. Teşekkürler. Merhaba Meryem. Zeynep'ciğim, hoş geldin. Hoş buldum. Gel şöyle oturalım. İkram edelim. Ben bir şey içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Nasılsın Zeynep'ciğim? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Meryem Hanım, ben sizi şey için rahatsız ettim. Eğer bana yapmış olduğunuz iş teklifiniz hala geçerliyse... Tabii tabii geçerli. Ya, ne zaman istersen gelip başlayabilirsin. Yani aklına takılan bir soru varsa çekinmeden sor lütfen. Ben sana karşı açık davranacağım. Sen de çekinme. Aslında neden bana iş teklifi ettiğinizi merak ediyorum. Sonuçta Ergüler Holding'le çalışmak için can atan... benden çok daha vasıflı bir sürü insan olduğuna eminim. Yani bunun asıl nedeni... Şekerzadeoğlu markasına duyduğum sempati... yani yarın öbür gün seninle bir şirket, yani ortak bir şirket kurabiliriz ve Şekerzadeoğlu ürünlerini dünyaya pazarlayabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam siz Şekerzadeoğlu markasını satın almak istiyordunuz. Şimdi vazgeçip bir anda bana iş teklif etmeniz beni biraz düşündürdü. Dediğim gibi seninle ortak olabiliriz. Sen güçlü bir kızsın. Yani... benim de senin gibi güçlü insanlara ihtiyacım var. Yani yanımda yürüyecek insanları seçmek çok zor. O yüzden seni daha yakından tanımak istedim. Şekercizadelerle yakınlaşmak için beni kullanacaksınız yani. Tam olarak öyle denemez. Peki. Her şey zamanla ortaya çıkacak nasılsa. Kızım, kadının bir ofisi var. Ya İstanbul böyle ayaklarının altında. İnanılmaz bir manzara. Efendim Fatih. Aramadın beni. Arayacak mıydım? Evet. Sürekli birbirimize rapor vereceğiz dedik ya. Bak ben şu anda arabadayım. Yalnızım. Birkaç küçük işim var. Onları halledip geleceğim.
Sıra sende. Peki. Meryem Hanım'la görüştüm. İş teklifini kabul ettiğimi söyledim. Şimdi Fadik'leyim. Kahve içiyoruz. Buradan da gidip alışveriş yapacağız. Tamam mı? Artık ilişki boyutumuz bu mu yani? Evet öyle Zeynep'ciğim. Yani özgürlük bize yaramadı. Bundan sonra böyle işte. Ben seni bir saat sonra tekrardan arayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sana da hoşça kal. Siz de iyice vur deyince öldürüyorsunuz be güzelim ya. Hı? Ayol kızık kadar insanlarsınız. İyice liseli aşıklara dönmüşsünüz siz ya. Ya ne yapayım o arada gördüm. Aa, tipe bak. Aa, tipe bak ağzını burnunu topla kızı bir izahe sok şunları. Aa. Asıl şapşal sensin ya. Ya tamam be. Biz hesabı alabilir miyiz? Alırız alırız. Allah aşkına şu tipime bak Fadik ya. Bu kıyafetle işe mi gidilir? Şu an sana saygım arttı. Tam bir iş kadınına benzemişsin. Bence daha çok ilkokul müdüriyesi Krepeli Zehra'ya benzedim. Ay hatırlatma şu kudret kadını ya. Ya kızım baksana aynıyım şu an. Ya kendini şu kıyafetten soğutma. Ya artık koskoca holdinge de kotla gömlekle gitmeyeceksin değil mi Zeynep? Ne güzel olur be. Dur bakayım sen. Teneffüs bitti. Teneffüs bitti. Allah. Ay kokuyor da o kadın bir de ya. Al bakayım şunu. Bak şimdi saçlarını da şöyle yapacağım. Hı. Sen de iyice benim stil danışmanım oldun ha. Aynaya bak sen. Nasıl? Hala Krepeli Zehra. Pardon bakar mısınız? Biz bunu beğendik alıyoruz. Lütfen paketleyin. Ha? Evet. Hadi bakalım. 3.750 lira. Oo. Oo. çok güzel ya. Bende o kadar para yok. Tüh. Bende de yok. Sen şekerli zaten gelin değil misin? Sana nasıl hala para yok ya? Kızım bilmiyormuş gibi konuşma. Fatih'ten para istemiyorum ben. Halamın verdikleri de bitti. Dur bakayım. Bununla mı alsak acaba? Hah, kredi kartı onunla alalım tabii. Ama Fatih'in kartı. Limiti mi yok? Limitsiz bu kart. Da yani bunu almak. Hah. Şuradan alıvereceğim siz onu. Kızım. Tamam. İlk maaşını alınca sen borcunu ödeyeceksin Fatih'in. Öderim tabii. Hadi şifreye gir. He. Hı. Şifre neydi acaba ya? Zeynep. Dur dur tamam bulacağım. Nefes al. Daha hakkımız var. He bu değilmiş. Hiç dinlemedin değil mi sen o şifreyi? Ya dur tamam. Kaç kombinasyon var? 4 rakam bulacağız. İki şansın daha kaldı. Ne? Hı hı. Yalnız bayağı güzel şeyler aldık ha. Fatih değil mi o ya? Evet o. Hani eve gidecekti? Ama işim var demişti. Kuyumcuda mı? Şimdi anlarız. Merhaba, iyi günler. Buyurun efendim. Ben bir şey soracaktım. Bu kolye buradan alınmış. Bunu kimin aldığını öğrenebilir miyim? Buraya onlarca kişi gelip bir şeyler alır. Hangisini atlayayım ki? Beyefendi bakın bu kolye benim direkt adresime, evime geldi. Yani illaki biliyor olmanız gerekiyor. Bakın beyefendi bizim böyle bir hizmetimiz yok. Belli ki bunu alan sizi tanıyan bilen kişi. Efendim? Alo ne yapıyorsun bakalım depo vakti? İyi, iyi. Birkaç küçük işim vardı da sonra eve geçeceğim. Hmm, neymiş bakalım o iş? Ya anlatırım sonra. Yo ben şu an bilmek istiyorum. Ya ama bak bu mesele... Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun burada Fatih? Ya işte... Kimin aldığını öğrenmeye çalışıyorum. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Hayır tabii ki de. Biz alışveriş yapıyorduk. Söylemiştim sana. Ha. Enişte kim almış bunu? Beyefendi hatırlamadığını söylüyor. Bir sürü kişiye mal satıyorum burada. Takdir edersiniz ki.
Boş ver Fatih, hadi yürü gidelim. Ya Zeynep, ama ispatlayacağıma söz vermiştim sana. Ya önemli değil, geçti gitti artık. Hemen sana inanıyorum zaten. Ayrıca çok da zor değil yani kimin aldığını düşünmek. Baksana, ne yazıyor üstünde sence? Ha, inanıyorsun yani. İnanıyorum, hadi. E tamam o zaman canım. Gidelim, hadi. Aa, bir saniye arkadaş. Kolyeyi unuttunuz. Boşver. Aa, durun bir dakika, ne boşveri? Ayol, dünyanın parası bu ya. Heba mı olsun? Bozur, başka bir şey alalım. Al, senin olsun. Ne diyorsun lan? Hı? Enişteciğim, sen ne diyorsun? Al fadik, bozur, harca işte. Ay ama şey, bu çok pahalı bir şey bu. Ya canım, biz mi verdik parasını? Gerçi biz versek de fark etmez. Ya canın sağ olsun senin. Bir dakika fadik, sen ne yapıyorsun ya? Onu boynuna mı takacaksın? Saçmalama, üstüne İrem yazıyor bu kolyenin. Ne olmuş? Zeynep, şunun güzelliğine bak, ne olur. Sadullah yazsa ben gene bunu takarım. Fadik, gerçekten yani bacak kadar boyun var, türlü türlü huyun var. Ben anlamıyorum seni bazen. Ya niye öyle diyorsun? Ben bulandırırım bunu ya. Hadi. Ya ne olmuş ki? Hadi bakalım, at adamını bakayım. Hadi bakalım, gel babaanne. Gel. Hadi Tay. Aferin, at adımını. At bakayım. Hadi bakalım, gel. Haniymiş babaannesiyle? İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Bak anne gelmiş. Bize yürütelim diyoruz onu. İyi mi? Hadi bakalım, yürüyordu. Ayakladın mı? Oh, benim seni. Aman anne, ne yerim şimdi? Ona da bırak azıcık ya. Ya bu çocuk gitgide babasına benzemeye başladı. Ya yok artık, daha neler. Bu ne ki ayol? Fatih çok güzel bir çocuktu. Genleri güzel. Benden almış. Anne. Ya baba, ben de sen deyince fark ettim. Şimdi sünnet kıyafetlerini falan da bir giyse tam abimin sünnetlik fotoğraflarına benzeyecek. Selin, Fatih'in sünnet fotoğrafları duruyor mu? Durmuyor, yaktım ben. Durmaz mı? Yani duruyordu ama sağ olsun abim sakladı, bulamıyoruz. Saklarım tabii. Herkese gösteriyordunuz. Fatih, ne olur o fotoğraflara bir ben de bakayım lütfen. Ya saçmalama Zeynep, olmaz. Ya ben de çok merak ettim enişte ya. Sen neyi merak ettin benim? Sünnetliğimi ne yapacaksın? Düğünün nasıldı? Dur tamam, boş ver, biz buluruz nasılsa. Biz müsaadenizle gidip biraz odamızda hasret gidermek istiyoruz. Evet. Hasret giderelim. Senden bahsetmedim Fatih. Oğlumdan bahsediyordum. Tamam, hadi çocuk. Naz yapıyor. Utandı sizden. Benim oğlum bu paçozda ne buluyor? Anlamıyorum ki. Bazı şeyler 30 yıl geçse de anlaşılmıyor. Değil mi Fehmi? Efendim anneciğim. Çok haklısınız anneciğim. Ay ne zor uyudu Selim be. Vallahi onu uyutayım derken ben uyuyakalıyordum ha. Nasıl geçti Meryem Hanım'la görüşmen? İyiydi. Nedense beni gördüğüne çok sevindi. Ne zaman istersen başlayabileceğimi de söyledi. Ama ben kararsızım. Ne oldu ki? Ya bir hata yapmaktan korkuyorum. Niye hata yapasın Zeynep? Merak etme, ben güveniyorum sana. Sen güveniyorsun da ben kendime güvenmiyorum pek. Yani böyle bir şey yaparsam. Allah Allah. Mesela? Mesela şirkete zarara uğratırsam. Yani Zeynep'ciğim sen merak etme. Muhasebe müdürü olmadıktan sonra öyle çok büyük hatalar yapmadıktan sonra hiçbir şirket zarara uğramaz. Peki ya çok büyük bir hata yaparsam? O zaman da arkanda ben varım, korurum seni. Oo, yandık o zaman da seni. Allah Allah. Kalk bakayım sen oradan. Ne? Kalk, bu patron koltuğu. Ben patronum, sen de benim çalışanımsın. Geç bakayım, otur şöyle. Hazır mısın? Hazırım. Zeynep Hanım, nerede bu evraklar? Burada yeni olduğum için tam yerlerini bulamadım. O evraklar benim istediğim zaman masama gelecek. Ne bağırıyorsun be? Ne yapıyorsun Zeynep? Ay
müdür bey şey daha yeniydi getirirdi. Fatih bana bak. O koltukta yani patron koltuğu mudur nedir orada her kim oturursa otursun benimle bu şekilde konuşursa ben ona haddini bildiririm. Aferin kız bildir tabii. Ama kovuldum. Ne? Prova 2. Toplantı yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Konsantre ol. Konsantre. Evet. Markamızı daha da ileriye götürmek için yeni fikirlere açık olmalıyız. Fadik Hanım, değil mi? Evet. 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 Bu konuyla ilgili Zeynep Hanım'ın da tecrübelerini dinlemek isteriz. Buyurun Zeynep Hanım. Bence de markamızı daha da ileriye götürebilmek için yeni fikirlere açık olmalıyız diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun Zeynep? Senin fikrini destekliyorum. Yani yenilikçi fikirlerden bahsediyoruz. Sen papağan gibi beni mi destekliyorsun? Ne diyorsam onu mu söylüyorsun? Biraz kendin ol, kendin. Aman be! Ben vazgeçtim. Başka bir iş bulacağım kendime. Yok yok, eve ekmek getiremez bu. Ay Fatih, biraz daha mı çalıştırsaydın ya? Ay tamam, gerilmeyin ya, ne olur. Hadi bari bir film izleyelim, lütfen. Zeynep! Ne? Yaz kızım, 40 kilo çimento. Ne izliyoruz? Bence ya Love Again'i ya da Sen Benimsin'i izleyelim. İkisi de çok güzel romantik komediler değil miydi? Süper. İkisi de süper. Aynen. Tamam. Evet kızlar, mısırlar hazır, buyurun. Teşekkür. Evet. Al bakalım. Bak, patlamış mısırın, en sevdiğin dostun, dünyanın en tatlı görümcesi ve dünyanın en yakışıklı kocası yanında. Var mı başka bir isteğin? Var. Ne? Hemen söyle yapayım. Ay canım nasıl pasta istedi. Tamam. Hemen şimdi arayayım sipariş vereyim gelsin. Aa, bir dakika ya. Olmaz ya, ne sipariş vermesi? Biz yapalım. Biz derken? Hepimiz. Yok arkadaş yok. Her şeyi ben yaptım zaten. Yani ben ayrıyeten pastadan mastar anlamam. Beni karıştırmayın. Bir dakika Fadi, bu neyin artistliği acaba? Sanki sen yaptın her şeyi. Günay'a yaptırmışsındır. Ya niye Günay yapsın? Yoktu Günay bir kere. Her şeyi ben kendi ellerimle yaptım. Pastayı da siz yapın. Tabii yapabilirseniz. Aa, bize laf mı soktu bu? Evet ya. Evet evet. Laf soktu bize ya. Bana bak Şekercizade. Helva senin işin olabilir ama pasta da bizim işimiz. Değil mi Fadik? Tabii ya. Karşınızda diplomalı pastacı duruyor. Yani aslında öğrenci pastacı ama. Kızlar. Kalkın da şu adama pasta nasıl yapılır gösterelim. Evet ya, gösterelim ya. Gösterelim tabii ya. Biz yiyince haber verirsiniz. Veririz. Tabii becerebilirseniz iş. Görürsün sen. Ne isteyeceğiz ya? Ve karşınızda pastaların efendisi. Ta 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 ta. Esmer'in bombası. Bir şey demeyecek misin? Yani böyle bir... Ya tamam evet. Görüntüsü çok iç açıcı olmayabilir. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla böyle bir şey yaptık ama önemli olan tadı. O zaman bir tadalım Zeynep'ciğim. Bence de. Hadi. Hadi bakalım. Hadi tat bakalım. Ver bakalım. Ver ver. Ver bakayım. Bir şey daha versin. Al canım. Hadi bakalım. Olmamış mı? Ya. Ya. Ya harika olmuş. Zeynep versene bir tane de. Güzel olmuş mu? Dur ver bakayım.
Ya kızlar bu harika olmuş. İşte bazıları yapamayacağımızı, beceremeyeceğimizi düşünüyordu ama bu işler belli olmuyor. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda yediğim en güzel pasta. Yani yapım aşamasına şahit olmasam bunu sizin yaptığınızda hayatta inanmam. Bir şey diyeyim mi? Holdingi falan bırak. Bir tane pastane aç. Bir haya kalmaz. Çok ünlü bir pastacı olacaksın. Yok canım. Yani o işler öyle kolay değil. Evde pasta yapmaya benzemez. Bunun daha dükkanı var, vergisi var, muhasebesi var, ustası var, pazarlaması var. Oo, var da var. Usta benim. Tamam, benim de çevrem var. Pazarlamada sıkıntı çekmeyiz. Sen de işletmeci olursun. Ya. Ha, şirketi kurdum hemen. Yok canım. Bakma sen bunlara ya. Hem ben artık bir iş kadınıyım arkadaşlar, lütfen. Benim bir döpiyesim falan var yani. Benim iş hayatım, kariyerim tamamen döpiyesim üzerine kurulu. Ya Zeynep, çok güzel olacaktı ama. Hadik, Meryem Hanım'ın iş teklifini daha yeni kabul ettim. Gidip ertesi günü vazgeçtim mi diyeceğim kadına? Evet. Yok öyle şey. Ben Zeynep Şekercizade ilk günden işi bıraktı dedirtmem. Senin o Şekercizade diyen ağzını öperim. Ya. Aa. Ben Şekercizade dedim değil mi? Evet, öyle dedim. Ya ne diyeceğim? Ay bir an böyle söyleyince garip geldi. Yoksa da biliyorum ne diyecektim. Ya. Ne zaman yaptın bunu? Ya senin de zamanlaman hep bir şeyle hatalı ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.